Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün TP-Link'in Nefos X1 lansmanına katıldık. IFA 2016'da tanıtılan Nefos X1 artık Türkiye'de de satışa çıkacak. 999 liralık bir fiyat etiketiyle bugün Türkiye lansmanı gerçekleşti. Detaylı inceleme öncesinde kısa bir değerlendirme yapacağım sizler için. Bir ön inceleme yapacağım. Şimdi dilerseniz öncelikle tasarımla başlayalım. Telefonun ön tarafında yani cam tarafında 2.5D kavis kullanılmış ve 5 inçlik 720p bir ekrana sahip arkadaşlar bu telefon. Arka tarafta da yine benzer şekilde kavislere yer verilmiş. Gerçekten çok şık görünen metalik dizayna sahip bir kasa yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 0.2 saniyede tepki gösterebilen bir parmak izi okuyucusu var telefonun arka tarafında. Hemen üstünde bir adet çift tonlu LED flash ve 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamerayı görmekteyiz. Arka kasanın alt ve orta kısımları ve üst kısımların farklı renklerle bürünmesi gerçekten tasarımı güçlendiren detaylardan biri olmuş. Telefonda kapasitif tuşlar yer alıyor. Bu da benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi aslında. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Telefonun sağ tarafında ses kontrol butonları güç tuşunu görüyoruz. Ve sol tarafta iPhone'da da alışık olduğumuz ses kısmı anahtarını görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir detay baktığınız zaman. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bu şekilde tek bir hareketle telefonu sesli ve sessiz moda alabiliyorsunuz. Bu gerçekten telefonun bence tasarım noktasındaki hem tasarım hem de özellik noktasındaki önemli detaylarından biri. Sol tarafta da bir SIM kart kızağı ile birlikte hafıza kartı girişini görmekteyiz. Çok rafine bir telefon, hafif, metal kasaya sahip olmasına rağmen oldukça şık olduğunu da söylemem gerekiyor telefonun. Şöyle biraz daha parlaklık kısarak yapabiliriz. Evet, teknik özellikler tarafına değinelim. 8 çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemcisi var arkadaşlar bu telefonda. İşlemci orta seviye bir işlemci ve gündelik işler için gayet yeterli bir işlemci olacağını söylemek gerekiyor. 2 GB RAM, 16 GB hafıza ve 3 GB RAM, 32 GB hafıza gibi iki farklı seçeneğimiz mevcut. Hafıza kartı girişiyle birlikte 128 GB'a kadar da ilave alanı telefonu dahil edebiliyorsunuz. Kamera tarafında arka kısımda 13 megapiksellik bir kamera var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. İşletim sistemi tarafında hemen şöyle canlı canlı da gösterelim. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi var. Güncel değil ancak işletim sisteminin ne zaman güncelleneceği ile alakalı herhangi bir yanıt alamadık. Bunu detaylı incelemeye saklayacağız bu merak edilen detayı. Şundan da bahsedelim. 2250 mAh'lik bir bataryaya sahip ve böyle bir telefonda bu batarya kapasitesinin yeterli olacağını da söyleyebiliriz. Hemen burada da telefonun satış kutusunu görüyorsunuz. Böyle bir şık kutuyla birlikte gelecek arkadaşlar telefon. Evet, Nefos X1 ile alakalı şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Telefon ofisimize geldiğinde detaylı incelemeyle telefonun diğer özelliklerini sizlere aktaracağız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.